bir anne bize başvurdu. Zehra Sevinç, 24 yaşında bir anneden bahsediyoruz. Oğlundan, velayeti kendisinde olan oğlundan 4 aydır haber alamadığını söylüyor. Çok da üzgün ve evladına kavuşmak istiyor. Zehra Sevinç Manisa'dan bize başvurdu, yardım istiyor. Bakalım neler yapacağız. İnşallah evladıyla kavuşturacağız onu. Zehra, gelir misin lütfen? Zehra, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Aslında ben seni biraz sonra davet edecektim. Ama bir an önce hızlı bir şekilde davet edeyim dedim. İyi misin? Her şey yolunda mı? Seni biraz beklettik biz burada. Kısa var mı yalnız? Neden? İyi mi? Yolunda mı her şey? Ha? Yolunda ya. Ha? Yolunda. Evet. Niye ağlıyorsun peki? Duygulandım. Duygulandın. Sen 24 yaşında mısın? Evet. Küçücük, daha küçük duruyorsun. Öyle diyorlar. Evet. Niye duygulandın? Yani hoş geldin. Çok üzgün olduğunu biliyorum, beklediğini biliyorum. Bana geldin, yardım istediğini biliyorum. Evet. Şimdi elimden geleni yapacağım. Tamam mı? Tamam. Peki. Seni hemen şu en başa alalım lütfen. Otur oraya bakalım. Çok dertlisin. 4 aydır 3 yaşındaki çocuğunu göremiyorsun. Göremiyorum. Evet. Biraz ben tabii akışı bozdum arkadaşlar, farkındayım ama biliyorum, Zehra'yı bir an önce alalım da istedim. Zehra, şimdi bana şunu söyler misin? Sen bana neden geldin? Çocuğumu bulmanızı istiyorum. Eski eşim, eski kaynanam çocuğumu kaçırdı Dinem abla. Asıl ben görmesi için bayramda verdim. Tamam aşkım. 2,5 senedir ettim, görmedi dedim. Görsün diye verdim. Hı hı. Hani kaçıracağını bilmiyordum ben onun da. Çocuğu kaçırdı. Hı hı. Hani 4 ayda şimdi falan sen, haber sen alamıyorum. Onunla evlendikten sonra, daha doğrusu Gürkan'la evlendi. Oğlum hepsini konuşuruz. Gürkan'la evlendikten sonra işte bir çocuğunuz oluyor. Hı hı. Sonra işte ekranda Kuzey oğlun. 4, hı hı. Şu anda 3 yaşında, yarın doğum günüymüş galiba. Evet, evet. İşte ondan. 4 aydır sen çocuğunu göremiyorsun. Bana şunu anlatır mısın? Yani... Canım. Ah sevdim Zehracığım ya. İyi, sen seni dinlemeye hazırız. İyi. Şimdi çocuğun, oğlunun velayeti sende. Evet. Kuzey'in velayeti sende. Hı hı. Sen ayrılıyorsun Gürkan'dan, boşanıyorsun. Çocuk sende. Ne zaman kaçırdı? 4 ay önce böyle aslında babasını görmeye hakkı var. Görüyor. Var, nasıl vardı çocuğu da, kaçırdı? Nasıl kaçırdı yani? Vardı da asıl onu görme hakkı vardı. Ben dilekçemde hani dedim gel gör dedim çocuğu dedim. Hı hı. Bana en son bu mektubu yazdı. Hani velayet bu başkasından falan diye. Hı hı. Velayet şey, DNA testi falan sonuçları açıklandı. Bana mektupta şu yazdı. Çocuk bende, bir yerde buluşalım, sen bana çocuğu ver diye. Ben de hani abla tabii... Yani hani... öncesinde yani 3 yıl boyunca sen hamile kalıyorsun, çocuğu doğuruyorsun. O çocuğun kendisinin olmadığını düşünüyor. Evet. Doktor sözde öyle demiş ona. Hani gittiğimiz doktor öyle demiş. Doktor demez öyle bir şey de. O yalan yani, söylüyor. Ya öyle hiçbir hekim yani DNA testi olmadan o çocuk senden değil demez. Aynen. Bunun üzerinde de peki çocuğunu senden nasıl, ona geleceğim de çocuğu o gün senden nasıl kaçırıyor onu anlamadım ben. Görmek Kurban Bayramı'nda Arife, evet, günü sabah 10'da asıl o zamanlar adliyede bana bir müdür dedi ki, hata aradı dedi, Zehra dedi babası çocuğu görmek istiyormuş dedi. Sen benim yanıma gelebilecek misin dedi müdür. Tamam, tamam. Gittik ben şimdiki eşimden hani gittim. Aha. Müdür dedi çocuğu dedi babası bak görmek istiyormuş dedi bayramda dedi. Hı hı. Ondan sonra vermezse hani müdür dedi vermezsen dedi dilekçe yazacağım hakkından dedi. Hani çocuğu da velayeti babası alır babasının dedi. Babasının velayeti sende ama babasına görme hakkı var diyor. Aynen. Peki adliye götürdüğün zaman çekip alıp götürdü mü çocuğu? Hayır. Senden? Nasıl oldu? Arife günü sabahın 10'da babası geldi, hani annesinden ikisi geldi. Tamam. Sabahın işte 10.30'da biz bunu babasına teslim ettim ben. Sen çocuk kendi ellerine verdin aslında. Kendi ellerimde. Polisler de vardı. Hani, aha, sosyal yardımlaşmadan da vardı.
Daha öncesinde ama çocuğunu görmek istemiyordu. İstemiyordu daha peki, önceden. Çocuğun kendisinden olduğunu anladıktan sonra çocuğu görmek istedi. Aynen. Peki sonra? O gün verdiğimde hiç ağlamadı benim oğlum. Hani bir yabancı da çok ağlardı ya. O gün hiç ağlamadı onu kucağında. Hissetti babası olduğunu. Hissetti. O gün işte götürürken bizim hani o ailede aile evet. çay bahçesi vardı. Orada dönerken çocuk bir ağlamaya başladı. Aha. Onlar da annesinin ikisi koşturarak kaçtılar gittiler o yandan. Aha. Ben arkasından tabii gitmedim babasıdır dedim hani şey yapar da ağlar koşarak falan. Gittiler yani. Tabii koşarak gittiler o gün. Ben ama gitmedim yani babasıdır diye. Çünkü bayramın birinci günü ben akşamüstü 6.30'da alacağım. Çocuğu ne kadar hem biraz hem sonrasında çocuğu sana vereceğini söyledi yani. Aynen. Peki sonra? Ondan sonra işte biz o gün gittik işte eşimle falan gittik. Bekledik saat 6.30'a kadar falan. Gelen giden yok. Hı hı. Telefonları polisler arıyor. Kapalı telefonları falan. Akrabaları arıyorlar. Akrabaları diyor biz onlarla konuşmuyoruz. Küsüz falan diyorlar. Kız kardeşini aradılar. Ben abimle konuşmuyorum. Küsüm. Hani sen bilmiyorum. Bir daha yani çocuğu kendi elleriyle babası görsün diye verdikten sonra sana teslim edecek diye beklerken sonra bir daha sana çocuğunu getirmedi. Getirmedi. Hiç getirmedi. Sen Manisa da yaşıyorsun. Peki yani çocuğunun babası nerede yaşıyor? İzmir Perkama'da yaşıyor. Ev yaşadığı yeri biliyor musun? Gittin mi? Yani çocuğumu bana ver velayeti ben de bak. Ben gitmedim ben annesiyim. De. Evet. Ben gitmedim de polisler baskın yaptırdı evlerine falan. Evlerinde hiç yokmuş. Çocuğu hiçbir şekilde göstermiyor hani yani. Hani yok evlerinde kalmıyorlarmış. Evlerinde yoklarmış. Dedesinin evine baktırmışlar. Orada da yokmuş onlar. Peki. Bir ara kız kardeşi adliyedeki müdürü aramış. Ya çocuğu senden kaçırıyorlar bütün aile. Aynen. Bütün hepsi, aile. Hepsi. Zaten kardeşleri de biliyor bu abisinin olduğunu. Ben şunu anlamadım. Yani şimdi siz evleniyorsunuz. Ondan sonra hamile kalıyorsun. Ve sonrasında işte doğum yapıyorsun. Doğumuna bile gelmediğini biliyorum ben. Gelmedi. Doğuma gelmiyor. Gelmedi hiç. Hastaneye arıyor o gün hani. O sırada evli misiniz peki siz hala? Tabii evliydi. Boşanmadıydık. Sen hamile olduğunu ne zaman öğrendin? Yani hemen boşandın mı hamile olur olmaz? Daha doğrusu yolları mı ayırdın? Ne oldu? Niye ayrıldınız beş siz? 5 aylık kadar abla şöyle anlatayım ben sana. 5 aylık kadar biz o zaman nikah kıyacaktık. 5 aylık kadar. Hemen bir tane içirak kağıdı geldi bana ait. Tamam. Tabii bu nikah kıydık falan ölenle misafirler vardı. Hani hı hı. teyzeler, halalar falan vardı. Evet. Onlar gitti akşam oldu. Hı hı. Bu akşam işte ben salonda şöyle koltukta oturuyordum. Bu üstüme yürüdü. Dedi karnındaki çocuğu öldüreceğim dedi. Tekmeledi falan karnındaki çocuğu öldüreceğim dedi. Seni de öldüreceğim dedi. İstemiyorum dedi. Ha, bebeği hem de seni istemediğini söyledi. Evet. Ondan sonra babası geldi işte babası tuttu kolunu oğlum dedi yapma bak dedi öldüreceğim de falan. Peki durup dururken neden karnındaki bebeği ve seni istemediğin ikinizi öldürdü? İcra kağıdı geldi o gün gündüzde hani postacıyla icra kağıdı geldi. Ne oldu ki sana niye icra geliyor ne alışveriş mi yaptın bir şey mi oldu? 5 milyar borç varmış. 5 bin lira borç var. Aynen. Senin, ama sana geliyor icra. Bana geliyor. Sen peki 5 bin liralık ne yaptın yani alışveriş mi yaptın? Onu ben aradım da hani abimin adını soyadını verdiler. Hani tamam. ismini de vermek istemiyorum şu an abimin yani. Senin haberin yok 5 bin liralık harcamadan. Yok, yok benim hiçbir şeyden haberim yok. Biri senin adına harcama yapıyor ve sana icra geliyor. Seni ne? Borçlandırıyor. Arkasından da kocan da bunu öğrenince senin bebeğin karnındaki bebeği ve seni aynen. öldürmekle mi tehdit ediyor? Aynen. Peki o sırada peki yani seni dövdü mü? Tabii dövdü o gün ağladım ben çok ağladım falan. Bana diyor vuruyor bana diyor sus sana diyor niye ağlıyorsun sen diyor. Ay. Kız kardeşleri burada oturuyor gelip de kurtarmıyorlar. Görümcelerin yanında dayak yiyorsun. Evet hiç gelip de kurtarmıyorlar. Ve 5 aylık hamilesin. Annesi de var. Tabii annesi de var babası işteydi o sırada. Babası geldi falan tuttu. Özür dilerim ya. Pardon bir daha özür dilerim Zerracığım. Yani seni dövüyor o sırada Gürkan. O sırada annesi, kız kardeşleri yani izliyorlar mı kadınlar? İzliyorlar ya? Hiçbir şey yapmıyorlar. Allah Allah ve hamilesin yani. Tabii ki de. Annesi hatta o gün bana gününüz dedi. Düğün olacaktı bizim bir hafta sonra her şey hazırdı. Hı hı. Dedi altınları falan dedi her şeyi dedi bende kalacaktı. Sende hiçbir şey olmayacak dedi. Sana dedi bir tane müstakil ev tutacağım dedi. Oğluna tembeliyor güzelce. Oğlum sakın sen çalışıp da evine eşya almayacaksın. Hamileyken çalışsın o alsın kendisi diyordu. Oo. Benim suratıma. Peki neden bu kadar sana öfkeliler kayınvaliden, görümcelerin? Niye seni istemediler? Ben asıl bir şey de yapmadım. O eve gittiğimde çok sessizdim, sakinim, hiç konuşmuyordum.
Ama şu anda da öylesin. Sessiz, evet. Sakin biri misin? Evet. Sen nasıl evlendin Gürkan'la? Bir anlatır mısın? Nasıl oldu abla? Şöyle oldu. Amcamın oğlu var. Kuzenin? O benim haberim yokken parayla anlaşmışlar yani. Başlık parası 32 milyar. 32 bin lira para karşılığı, evet. Seni Gürkan'a mı sattı? Evet. Amcamın evinden alıp gitti. Senin bu paradan haberin var mı? Yoktu abla, o gün. Evinden söyledi. Hatta ben Gürkan'a dedim ki sen niye veriyorsun o parayı dedim. Bana dedim, sormadan niye yapıyorsun dedim. Sen kaç yaşındasın o zaman? O zamanlar 20 yaşında mıydım? İşte o zaman. 2020'de yılbaşına, aynen yılbaşına gittiydim. Yani seni evlendirdi, başlık parası aldı, aynen. Bir anlamda. Peki senin annen yok mu, baban yok mu, kimsen yok? Benim mu? Babam yok, 10 sene oluyor, öleli. Allah rahmet eylesin. Baban, peki anne? Annemle biraz ara tartışmamız oldu. O 2018 yılında bıraktım. Arayıp sormadım da. 2018'den beri anneni görmüyor musun? Görüyorum, ara sıra işte konuşuyoruz yani, öyle şey. Peki kuzenin seni para karşılığı evlendirdiğinde sen kuzenlerle beraber mi yaşıyorsun? Hayır, ben o zamanlar dedemin memleketindeydim, hani Gördes tarafındaydım. Peki ya, yani peki o eve, yani bir anlamda seni böyle para karşılığı zorla mı evlendirdi seni kuzen? Ben hatta hani şey yaptım da, ben o kuzene dedim ki ben istemiyorum dedim. Hı hı. Bana dedi istemiyorsan dedi hani bir ara çıkar gelirsin dedi. Ne olacak bu şey mi, oyuncak mı bu, ya oyun mu yani? Bıraktı gitti orada beni. Ha, seni alıp götürdü, istemiyorsan bir burada kal. Sonra istemiyorum, ben parayı aldım zaten. Aynen. Sen bir ara çıkar gelirsin dedi bana. Bir ara çıkar gelirsin dedi. Aynen. Bir ara çıkıp gelebildin mi? O eve girdikten sonra ne yaşadın peki? Valla o eve işte girdikten sonra işte misafirlerimiz geldi falan işte, öyle oldu. Misafirler mi geldi? Evet. İşte biraz tanıştık falan. Öyle yani, dedesi falan geldi.